Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında deltoid konusundaki açı ve uzunluk özellikleri testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Taban açısı 120 derece verilen ABCD deltoidin tepa açılar farkı kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi burası 120 derece ya şuradaki bu açıda 120 derece olmak zorunda çünkü tabanı taşıyan açılar birbirine eşittir. E o zaman buraya kaç kaldı 40 derece kaldı. İkiz dolayı burası da 40'tır. 120, 120, 240, e 360'a tamamlayanı 120'dir. E burası 40'sa burası da kaç yapacaktır? 80 yapacaktır. Çünkü ikisinin toplamı 120 yapacağından dolayı. Çünkü 360'a tamamlayan açısı 120. 120 120 240'sa o zaman bu da 120 yapmak zorunda. 80 kaldı buraya. E bizden ne isteniyor? 80 40 isteniyor. 80 40 da kaç yapar? 40 yapar. Cevap 40 oldu birinci soruda. Geldik ki taban açıları 140 ve 100 derece olan şöyle bir açı verilmiş. E o zaman taban açıları 140sa şu taban taşıyan açılar birbirine eşittir 140. E burada da 100 ise burası da nedir? 100'dür. Deltoid'de taban böyle taban açıları birbirine eşit oluyordu. E 140, 100 daha 240. 360'a tamamlayan açısı kaç derece yapıyor? 120 derece yapıyor. Bizden de 120 isteniyor. Cevap 120. Geldik örnek 3'e. Şimdi AB ile AD birbirine eşit verilmiş. Tamam. Deltoid'den dolayı şunlar birbirine eşit. Otomatikman şunlar da birbirine eşittir. E burada da X kenarlık var. Şimdi Tepe açısı 50 dereceyse 180 180'den 50 çıkart 132 yapar 65 65 yapar. Burası, evet burası 120 ise şurada kaçı da 120 derece yapacaktır çünkü deltoidte şu açılar birbirine eşit. E sonra deltoidin ya istersen buradan git istersen büyünden git. Büyünden gidelim. 120 120 240 240 artı 65 artı x eşittir 360 yapmalı. İkisinin toplamı 305. O zaman 55 kaldı. Xe 55 derece kaldı. Cevap 55. Geldik dördüncü soruya. Evet deltoid verilmiş. ecx nedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız burada? Bu bir delta ise 6 ise burası 6, 3 ise burası 3 değil mi? Hmm. Şimdi deltoid it de işimiz gücümüz köşegen. Köşegen çizilmişse çizeceğiz. Hocam iki köşegen mi çizeceğiz? Hayır. Burada hangi köşegen çizmek mantıklı? Simetri ekseni olan köşegen. Yani şu köşegen. Hiçbir köşegen yoksa da simetri ekseni olan köşegen mantıklıdır. E bunu çizince bu açı ortaya olacak, bu da açı ortaya olacak ya. E hocam üçgendeki eleman isteniliyor bizden. X. Şuna bakacağız o zaman. Bak bu aç ortay. Hop ne var burada? Üçgende aç ortay oldu bu. Koldaki oran tabandaki oranlamaya eşittir. Yani 6 bölü 8. Çünkü burası 8. Koldaki soldan sağa oran. Tabandaki orana eşit. 3 bölü x'e eşittir. E buradan x'i de kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Örnek 4. 4 çıktı. Geldik örnek 5'e. Deltoid. Şimdi deltoid ya şunlar birbirine eşit. E bunlar da birbirine eşit. Delta köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. E x kenarda çizilen yükseklik olduğu için 2 kök 2, 2 kök 2 yapar burayı. 90 derece vermiş. X kenar dik üçgen var burada. 45, 45, 90 üçgeni yaptı. E 45, 90 ise burası da 45 yaptı. O zaman 2 kök 2 ise burası da 2 kök 2 oldu. Çevre isteniyor bizden. Kök 2 katlayayım burası 4. E o zaman burası da 4. E burada da bir Pisagor yaparsak. A diyelim buraya. A kare eşittir. İki kök 2 kök 2'nin karesi artı 1'in karesinden dolayı 8 artı 1'den 9 yaptı. A'yı da böylelikle kaç bulduk? 3 bulduk. E burası da 3. Çevre isteniyor bizden. Çevre dediğimiz şey 4, 4, 8, 3, 3, 6 8, 6 daha 14 yapar. Yani cevabımız 14 oldu. Şunu düzgün yazayım. Örnek 5, 14 oldu. Geldik örnek 6'ya. ABC üçgen. Şu bir deltoid'miş. Delta ise hocam 6'yı 6, 3 ise 3 tanımı gereği. Yazdık bunları. E sonra e 90 deltoid ya. Şu taban açıları birbirine eşit değil miydi? Tabanı taşıyan açılar. E yani şurası da 90. E hocam artık burada bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız? İstersen benzerliğe dal. istersen açı ortaylığa dal. istediği yerden git. Bunu çizersen açı olur. Ya da alfa 90 beta ya. Alfa 90 beta senin bu üçgeninle büyük üçgenin benzer oldu. Alfanın karşısı üçgen alfanın karşısı 6. Yani 1'e 2 oran var burada. E o zaman 1'e 2 oran varsa burada başka bir yer var mı? 1'e 2 oran betanın karşısı Burada da beta'nın karşısı diyeceğiz. Tamam öyle diyelim. Şu beta'nın karşısına a dersem beta'nın karşısı ne olacaktır? 2a olacaktır. E hocam tamam 2a'ya 3'ü burada. Burası da 2a eksi 3 oldu. Pisagor bağıntısı yapalım. Şimdi 2a eksi 3'ün karesi eşittir. a'nın karesi artı 3'ün karesi diyeceğiz. Ama dur ne var burada? Büyük ihtimal 3 4 5'tir. 4 koyarsam 4 kere 2 8 eksi 3'ten 5 oluyor mu burası? Evet a'yı 4 bulduk. O zaman burası 5 çıktı. Zaten bizden x deniyor. Bak x dediğimiz yer 5 çıktı. Örnek 6'yı böylelikle 5 bulduk. Ama dediğim gibi şu simetri ekseni olan köşegeni de çizerek de sonuca ulaşabilirdin. Tamam burada biraz önce onunla ilgili bir soru yaptığım için burada da bu şekilde çözmek istedim. Ve böylelikle bu kısmı bitirdik. Bir sonraki dersimizde alan hesabı testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. hoşça Hoşçakal.